Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Bugün yeni konumuza başlıyoruz. Yeni konumuz lenf dolaşımı olacak. Arkasından da bağışıklığı anlatacağım. Yine lenf dolaşımı ve bağışıklık soru çözümü yapacağım gençler. Dijital ders notlarımız açıklama kısmında. Hızlıca dersimize başlıyorum. Şimdi dolaşım sistemini bitirdik. Kan dolaşımı kısmını tabii ki. Kan dolaşımı dediğimiz zaman kalpten, damarlardan ve kan adını verdiğimiz sıvıdan meydana geliyordu. Bizim çok da bilmediğimiz aslında bir kan dolaşımı kadar farkında olmadığımız vücudumuzda bir de lenf dolaşımı söz konusu. Lenf dolaşımında da yine damarlar içeride akan bir sıvı mevcut. Yani lenf damarları ve lenf sıvısı bulunacak. Bir de lenf damarlarının bir araya gelip oluşturduğu düğümlerden bahsedeceğiz. Lenf sisteminde kalp gibi pompalayıcı bir merkez yok. Onu unutmayın. O zaman lenf dolaşımının görevleri diyerek özelliklerine bir başlamış olayım. Lenf dolaşımının görevleri dediğimiz zaman lenf sistemi kılcal damarlarda madde alışverişi gerçekleştiği zaman o Starlink hipotezine göre her zaman mükemmel bir alışveriş söz konusu olmuyordu. Dokuz sıvısının orasına burasına kaçan bazı maddeler bulunuyordu. Dokuz sıvısına kaçan maddeleri toplayıp tekrardan kan dolaşımına vermek tabii ki lenf sıvısının görevi olacak. Bunun haricinde lenfosit lenfosit diye söylediğimiz savunma sistemi hücrelerimiz var ki vücut savunmasında lenf sistemi çok önemli bir role sahiptir. Bir de sindirim sisteminde yağları parçaladığımız zaman yağ asidi ve gliserol açığa çıktığını, yağ asidi ve gliserolün etrafının bir kılıfla çevrildiğini, şilomikronlara dönüştüğünü söylemiştik. Bunlar da neyle taşınıyordu? O villuslarda bulunan lenf kılcallarıyla taşınıyordu gençler. Yani yağların monomerlerinin taşınıp dolaşıma katılması da yine lenf sisteminin görevi olacak. Lenf dolaşımıyla kan dolaşımını kendi içerisinde kıyas yaparsak lenf sıvısının akışı kandan çok daha yavaş bir şekilde gerçekleşir. Bir de lenf dolaşımı dediğimiz dolaşım sistemi omurgalı canlılarda bulunuyor. Yani kimden bahsediyoruz? Balık, amfibi, sürüngen, kuş ve memelilerde lenf dolaşımı söz konusu oluyor. Baktığımız zaman sindirim sistemini şuradan bir hatırlatmış olayım. Sindirim sisteminde karbonhidratların, yağların, proteinlerin monomerleri oluyordu. Karbonhidratların ve proteinlerin monomerleri ince bağırsaktaki villusların kan kılcallarına geçiyor. Oradan kapı toplar damarıyla karaciğere gidiyor. Karaciğer isterse tutuyor, istemezse gönderiyor. Oradan da kalbin sağ kulakçığına dolaşıma katılmış oluyorlardı. Yağ asitleri ve gliseroller o şilomikronlara dönüştükten sonra lenf kılcallarına geçiyorlardı. Lenf kılcallarına geçtikleri zaman lenf düğümlerinden de tabii ki geçecekler. Peke sarnıcı göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarıyla kalbin kirli kan sağ kulakçığına geçiş yapıyorlardı. Birazdan diğer taşınma yolunu da tekrarlamış olacağım. Lenf sıvısı dediğimiz zaman lenf damarlarına geçen doku sıvısına lenf sıvısı ismini veriyoruz. Lenf sıvısında makrofaj ve lenfosit adı verilen tabii ki ak yuvar hücreleri bulunacak. Küçük protein molekülleri bulunacak. Bir de araya kaçanları topluyor dedik ya glikoz, amino tuz ve su gibi maddelerde bulunabilecek. Lenf sıvısına baktığımız zaman içeride al yuvar yani kırmızı kan hücreleri yok. O yüzden de lenf sıvısı kan gibi kırmızı renkli değil. Lenf sıvısına ak kan ismini de verebiliyoruz. Çünkü bileşimi aslında kanın bileşimine benziyor ama kırmızı kan hücreleri yok. Ayrıca lenf pıhtılaşmada görevli olan fibrinojen adını verdiğimiz proteini de bulun durmuyor. Lenf damarları dediğimiz zaman da lenf oradan buradan topladığı maddeleri ne yapıyor? Hop kalbe doğru taşıyor. O zaman kalbe giren damarının olması lazım. Lenf toplar damarları var. Oraya buraya kaçanları topladığına göre en ücra köşelere kadar uzanacak lenf kılcalları da olmalı. Ama kalp gibi pompalayan bir yerden çıkış yok. Lenf sisteminin atar damarı yoktur. Yıldız, yıldız, yıldız. Lenf atar damarı diye bir şey yok. Oradan buradan kaçanları lenf toplarları aldı, oradan kalbe doğru götürdü. He. O zaman lenf kılcallarının ucunda atar damarı olmadığına göre bunların bir ucu kapalı, diğer uç ise lenf toplar damarlarına bağlanıyor olmalı. Lenf kılcalları madde topladığı için ince olmalı. Tek katlı yassı epitel yapısına sahip olacaklar. Lenf kılcallarının bir ucuda ne olacak? Gençler kapalı olacak. Bir kısmı da toplar damarlara bağlı olacak. Lenf toplar damarları sağ lenf kanalıyla sağ köprücük altı toplar damarına, sol lenf kanalıyla sol köprücük altı toplar damarına bağlanacak. Yani... Sonuçta her yerden lenf gelecek. Bu lenflerin toplandıktan sonra kan dolaşımına katılması lazım. Kan dolaşımına katılabilmesi için kalbe dökülmesi lazım. Gelenler kirli kan kalbin neresine? Sağ kulakçığına dökülecek. Nereden gelecekler? Bir sol köprücük altı toplar damarından, bir de sağ köprücük altı toplar damarından gelip kalbin sağ kulakçığına dökülecekler. Birazdan kim nereden geliyor söyleyeceğim. O zaman lenf sisteminin lenf toplar damarı var, lenf kılcal damarı var. Atar diye bir şey yok lenf sisteminde. Geleyim lenf düğümlerine. Lenf düğümü dediğimiz şey aslında lenf damarlarının bir araya geldiği yapılardan bahsediyoruz. Toplar damarlarının birleştikleri yerlerde oluşan yapılara lenf düğümü ismi veriliyor. Lenf düğümleri de en çok karın, kasık bölgesinde, boyunda, koltuk altında ve göğüste bulunuyor. Lenf sistemi bağışıklıkta da görevliydi ya. Hasta olduğumuz zaman lenf düğümlerimizde şişme söz konusu olur gençler. Lenf düğümleri lenf sıvısını süzecek. Ak yuvar üretimini ve depolanmasını sağlayacak. Hastayken ak yuvar depolayan kısmı şişmesi çok mantıklı. Vücut bir enfeksiyonla savaşırken lenf düğümleri şişer. Bademcikler, dalak, timüs lenf sisteminde yer alan önemli organlardır. Onu da unutmuyorsunuz. Geldim. Lans sıvısının da tabii ki kalbe doğru bir hareketinin gerçekleşmesi gerekiyor. Yine toplar damarlardaki mantık geçerli kalp hizasının aşağısındakiler yer çekimine ters hareket ediyor. O yüzden de vücudun alt bölgelerindeki lenf toplar damarlarında tek yönlü açılan kapakçıklar var. Lenf sıvısının kalbe doğru itilmesini sağlıyorlar. İskelet kaslarını hareket ettirdiğim zaman yine kalbe doğru geçiş söz konusu oluyor. Soluk alıp verme sırasında göğüs iç basıncında oluşan değişiklikler yine arkadan gelenin öndekini itmesi de kalbe doğru hareketi sağlayan kuvvetler içerisinde yer alacak. Buradan devam ediyorum. Aslında ödemi bir önceki derslerimizde de detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şu Starlink hipotezi biraz kafa karıştırdığı için bir daha hatırlatmış olayım gençler. Ödem dediğimiz şey aslında dokuz sıvısı dediğimiz sıvıda madde birikmesidir. Bizim Starling hipotezimize kılcal damarlarda madde alışverişiyle ilgili modelimiz nasıldı? Şimdi benim kılcal damarlarım vardı. Bu kılcal damarlarımın bir ucu atardamar, bir ucu toplar damar şeklinde oluyordu. Kanın şu yönde aktığını hayal edersem bu kılcal damarların atar damarına yakın kısmı yani atardamar ucu, burası da toplar damar ucu dediğimiz kısım olsun. Kılcal damarlarda madde alışverişinde kan basıncı ve ozmotik basınç dediğimiz iki tane faktör etkiliydi. Kan basıncı atar damardan toplar damar ucuna doğru her zaman ne yapacak? Azalacak. Atar damar ucunda 40 milimetre civa basınç varken toplar damar ucunda bu 15 milimetre basınca düşecek. Burası neymiş kan basıncı dediğimiz basınçmış gençler. Bir de protein ozmotik basıncı dediğimiz burada bulunan proteinlerin yarattığı bir basınç var. Ekstra bir durum yoksa da proteinler kılcal damardan çıkamayacağı için protein ozmotik basıncı her yerde sabittir. Yaklaşık olarak 25-28 aralığında diyebilirsin. Burası da 25 olsun. Ozmotik basınç dediğimiz basınç olsun. Şurası kan basıncının protein ozmotik basıncından fazla olduğu yer. Bu fazla olduğu yerde madde çıkışı söz konusu olur. Besin, oksijen gibi İş terse döndüğünde yani ozmotik basınç fazla, kan basıncı düşük olduğu yerde ise içeriye doğru alım söz konusu olur. Şurası bizim hücremiz, burası da doku sıvısı dediğimiz kısım. Her zaman mükemmel bir alışveriş söz konusu olmuyor. Doku sıvısında madde bulunabiliyor dedim. Senin şu 9 sıvında madde bulunması demek de ödem oluşumu demektir. Mantığı kurmaya başlıyorum. Kan basıncım artarsa daha çok madde dışarı çıkmaz mı? O zaman kan basıncının artması ödem oluşumuna sebep olur. Veya protein ozmotik basıncının azalması. Bu 40'a 25'ken belli bir oranda atıyor. 40'a 15 olduğunda daha fazla atacak yine alamayacak aynı mantıkla şurada madde birikebilir. Buraya kaçan maddeleri kim topluyormuş? Lenf sistemi. Lenf damarlarının tıkanması da yine ödem oluşumuna sebep olabilir unutmuyorsun. Şuradan bakalım kan basıncının artmasını söyledik. Kan damarının geçirgenliğinin artması bir şey oldu. Bir faktörün etkisiyle şuradaki geçirgenlik arttı. Normalde çıkamayan maddeler bile daha fazla dışarıya çıkmaya başladı. E haliyle doku sıvısında madde miktarı artar. Bu da yine ödem oluşmasına sebep olur. Kandaki plazma proteinlerinin miktarının azalması Kanda bulunan proteinler ozmotik basıncın oluşmasını sağlıyordu. Proteinler azalırsa da yine ozmotik basınç düşecektir. Bu da e, ödem oluşumuna sebep olacaktır. Doku sıvısının ozmotik basıncı dediğimiz basıncın yüksek olması lenf damarlarındaki tıkanmalarda yine ödem oluşumuna neden olur diyeyim. Lenf dolaşımının vücuda katılmasının iki tane yolu var. Bunlardan bir tanesi sağ köprücük altı toplar damarıyla katılım olacak. Bir de sol köprücük altı toplar damarıyla katılım söz konusu olacak. Sağ taraftan gelenler nasıl gerçekleşiyor? Başımın sağ kısmı, göğsümün sağ bölümü, sağ kolumdan gelenler Sağ köprücük altı toplar damarına gelecek. Sağ köprücük altı toplar damarı da kalbe girecek. Kalbe girdiği damar hangi damar? Üstten gelenler üst ana toplar damarıyla gelmiş olacak. Benim bacaklarımdan, kolumdan, göğsümden toplananlar var. Ama bir de bağırsaklarımdan toplananlar. Yağ asidi ve gliserollerin emilimi söz konusuydu. O zaman bağırsaklardan, bacaklardan gelenler sıvısı nereye gelecek? Peke sarnıcına, peke sarnıcından göğüs kanalına, göğüs kanalından sol köprücük altı toplar damarına, oradan üst ana toplar damara, oradan da bunların nereye doğru gelmesi lazım? Kirli kan kalbin sağ kulakçığına dökülmesi lazım. Aslında başım, sağ kolum, sağ göğsüm, sağ köprücük altı toplar damarım. Vücudumun geri kalanı sol köprücük altı toplar damarı. Bacaktan bağırsaktan geldiyse pek sahneci göğüs kanalı sol köprücük altı toplar damarı diyorsun. Oradan geçişi hayal ediyorsun diyeyim. Bizim birkaç tane de hastalığımız var tabii ki dolaşım sistemiyle alakalı gençler. Bunların en başında kalp krizi, enfarktüs dediğimiz hastalık geliyor. Kalbi besleyen kılcal damarlarımız var da koroner damar ismini veriyoruz. Koroner damarların tıkanması sonucunda kalbe yeterince besin ve oksijen gidemezse damar tıkanıklığı kalp krizi dediğimiz hastalık meydana geliyor. Kalpte olduğu zaman kalp krizi enfarktüs ismini veriyoruz ama diğer damarlarda da bu durum söz konusu olabilir. Vücuttaki büyük ve orta çaplı atar damarların iç yüzeyinde yağlı maddeler birikerek plak oluşturabiliyor. Plak oluştuğu zaman madde birikiminden dolayı kan damarı daralıyor, sertleşiyor. Kan taşınamıyor. Bu, duma, bu duruma da damar tıkanıklığı deniyor. Yüksek tansiyon dediğimiz zaman sağlıklı bir insanın tansiyonuna ne demiştik? İşte 12-8 olması lazım. 120 mm civaya 80 mm civa olması lazım demiştik. Bunun 140... 40 ve 90'ın üzerinde olması durumlarına yüksek tansiyon diyoruz. Altında olmasına o 12-8'den aşağıda olmasına da düşük tansiyonu hastalığı ismini veriyoruz. Varis ne demek? Toplar damarlarımızda kan kalbe doğru aksın diye tek yönlü kapakçıklar vardı. Deri yüzeyine yakın toplar damarların kronik olarak yani devamlı genişlemesiyle o kanın aşağıya doğru hafiften akmasının meydana getirdiği bir rahatsızlıktır. Genellikle bacaklarda çok fazla görülüyor. Damarlarda böyle bir S harfi meydana geliyor gençler. Kangren dediğimiz zaman benim en uçtaki hücreme kadar oksijen ve karbondioksit oksijen ve besinin gitmesi buradaki karbondioksit ve atıkların alınması lazım. Herhangi bir sebeple bir yere oksijen gitmezse, besin gitmezse oradaki hücre grubu ölür. Buna da kangren ismi veriliyor. Dokuları besleyen damarların bir pıhtı ya da mekanik etkilerle tıkanma sonucunda dokuya besin ve oksijen gitmezse dolaşım sisteminde e, ölme söz konusu oluyor. Oradaki hücrelere yeterli derecede maddeler taşınamıyor gibi düşünebilirsiniz. Anemi kansızlık hastalığıydı. Al yuvarlarda bulunan hemoglobin miktarının veya demir miktarının yeterli olmaması durumundan dolayı oksijen taşınma oranının düşmesidir gençler. Lösemi ise kan kanseri anlamına geliyor. Kandaki ak yuvar sayısının zarar verici şekilde artması lösemi hastalığına neden olur. Dolaşım sisteminin sağlıklı yapısını korumak için yeterli ve düzenli aynı zamanda tabii ki dengeli beslenmeliyiz. Aşırı yağlı tuzlu gıdalar tüketmemeliyiz. Aşırı yorgunluk ve stresten de uzak durmamız gerekiyor. İki saatten fazla e, ayakta durmamalıyız veya iki saatten fazla oturmamalıyız devamlı bir hareket halini sağlamalıyız bol su içmeliyiz dar giysiler giymemeli ince uzun topuklu ayak şeklimizi bozacak ayakkabılar tercih etmemeliyiz çok sıcak suyla banyo yapmamalıyız kan yoluyla bulaşan hastalıklardan da korunmak için gerekli önlemleri tabii ki almamız gerekiyor gençler dediğim gibi bu kısmı da anlattığımıza göre sırada bağışıklık sistemi konumuz kaldı sen çözeceği cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.